Evet değerli dostlar, dün burada Hasan amcayla ve Zühtü amcayla Gümüşsu'nun tarihini konuşmuştuk. Bugün Çınaraltı sohbetlerine devam ediyoruz. Hasan amcamızın ve Zühtü amcamızın ilave etmek istediği bazı şeyler var. Evet Zühtü amca, buyur bakalım. İsim Çallıoğlu Hasan, Çallıoğlu Mahmut. Evet. Oradan gelme. Kodolenmeyim. İrebiyenine buradan doğma. Bunlar yeşiller değil mi? Yeşiller. Bu soy evet. İsim olmadığı için evet. Lağap'la yaşanıyor o zaman. Evet. Ondan bulunuyor yani. Soy isim. Onlar çünkü Çal'dan gelmişler öyle mi? Aslıları Çal'dan gelmiş. Çal'ın neresinden gelmişler? Onu biliyorum. Evet. Sadece Çal'dan geldiklerini evet. Biliyoruz diyorsun. Çal'dan geldiklerini biliyorum. Benim de anam onlardan ya. Evet, evet. Kodolenmeyim. Baldızı benim anam. Evet. Gezem'in kardeşi, tamam mı? Evet. Ornadan duyduğuma göre ben bunu diyebilirim. Evet, Hasan amca senin var mı? Sanki biraz önce bir şeyler unuttuk demiştin. Şimdi burada bir gelme sülaleler olduğu anlaşılıyor. Gelme sülaleler. Yani? Başka bir Ermen asıllıysa Müslüman olmuş. Evet, evet. Gelmenin manası bu. Evet, aynen. Bu da benim aklıma şöyle geldi. Muhtarlığımdan dolayı birisi beni uyardı. Bak dedi, bilmezsin sen, dönme sülaleler vardır dedi. Evet. Ona tehlike arz eder, ona göre mühürü bas dedi. Ha, evet. Seni uyardı yani. Seni uyardı. Bir sıkıntı olabilir diye. Oradan biliyorum, dönme sülaleler burada var. Bir tane dönme sülaleler varmış. Evet. Varım bunu söyle. Hı hı. Bir de bu Deli Abdullah sülalesi geleni ondan Nevşehir'den geldi. Deli Abdullah. Deli Abdullah. Nevşehir'den geldi. Aklı Nevşehir'de. Şimdi bir şey daha arz edeceğim. Evet. 57'de ben asker oldum. 56-57. Nerede askerlik yaptın? Kütahya, İzmir, Ankara. Evet. 3 yerde. Şimdi pek askerlik konuları çok uzağa. Kısa kesiyorum. Evet. Askerlik muhabbeti bitmez. He, bitmez. Onun için kısa kesiyorum. 3 ay Kütahya'da acemi eğitimi gördüm. Ondan sonra İzmir Muhabir Okulu'na gönderdiler. Evet. 3 ay İzmir'de muhabire kursunu kazandım ve kura çekildi. Ankara'ya çıktım. Yani kuram. Evet. Ankara'da 18 ay kaldım. Şimdi şöyle, şunu arz etmek istedim. Bir gün Ankara'da hastanede yatarken hastalandım. Sıhhiye aldı geldiler hastaneye. Evet. Onun biracı ya. Ben de onun başını, Sıhhiye de onun başını. Onu görev olduğum için ben de oraya yatırdık. Hastanede, askeri hastanede yatıyordum. 2-3 gün soğukta nefesle üşümüşüm, iyi oldum. Geleceğim bir gün, sabahleyin geleceğim gün, nöbetçi amiri ne kadar hasta varsa Sıhhiyelere emir verdi, nöbetçi amiri, ateşi düşenleri tabura, şeye, belüye. Ateşli olanları geri yatırın, ben tekrar kontrol için dedi. Evet. Şimdi o hastane kağıtları da masada, birer birer bakıyor onlara, kontrol ediyor nöbetçi amiri. Evet. Mesai başladı. Nöbetçi amirinin ben rütbesinin ne olduğunu bilmiyorum. Hastanın elbisesi var üstünde. Nöbetçi amiriymiş. Sıra bana geldi. Uzatmıyorum. Memleketi Denizli Çivri'li. Hasan Toksal. Gelsin dedi. Hastanım siz misiniz? Evet dedi. Siz Çivri'li misiniz dedi. Evet Çivri'li. Sen de Reşet Aydın'ı diye bir adam tanır mı dedi bana. Tanıyorum dedim.
nereden tanıyorum dedim. Şu tarihte Denizli milletvekilliğini kazandım dedim. Aslan çevrildi. Tamam dedi, daha bir şey sormuyor. Onun ne olduğunu akraba durumundan yakınlarını bilmiyor, soramıyor. Evet. Peki dedi. Şimdi dedi, kaç gün istirahat istiyorsun dedi bana. Ben de dedim ki, komutanım benim istirahata kaç gün, kaç saat, kaç dakika varsa ben onu istiyorum. Daha fazlasını bir saniye, bir saat istemiyorum. İstemiyorum dedin. Ben hastaysam, kaç günde tedavi olacaksam o kadar dedin. O kadar. Öyle deyince düşündü, bak dedi şimdi bir 3 ay, 6 ay hava değişme verme yetkim var benim. Ben nöbetçi amiriyim dedi. İyi düşün dedi. Yok istemiyorum dedim. Neden istemiyorum dedi. Benim babam 1312 doğumlu İstiklal gazisi. İki yerinde yara var. İstiklal evet. Gazisi. Hafif yaralı. Benim babam beni trene bindirirken vasiyet etti. Orası peygamber ocağıdır. Asker ocağı ama peygamber ocağıdır. Bir saat hile yaparsan hakkımı helal etme dedi. Biz ayağımızdaki çarığı yedik. Az susuz 8 yıl gül sarıdım ben dedi. Ben babamın vasiyetini bırakamayacağım dedi. Bu benim başıma geldi. Böyle bir işle karşılaştım ben. Ben de tamam o zaman dedi. Bana birkaç gün istirahat yazmış. Çıktık geldik. Bu benim başıma geldi. Hani dediğim. Evet. Az susuz çarayı yemişler. Bu memlekete sahip çıkmışlar. Bu memleketi kurtarmışlar. Biz buranın kıymetini bilemiyoruz. Aynen öyle. Ne yazık ki. Evet Hasan amca. Televizyona 100 yaşlarında bir adam çıktı. Görevli muhabir geldi kolundan tuttu. Dedeciğim dedi. Bu da baktı buyurun. Kaç yaşlarında? 100 yaşını geçtim ben dedi. 100 yaşındayım. Ne yedin, ne içtin? Bunun sırrını tecrübenden istifade edelim. Buyur dedi. Çocuk affedersin ana rahminde de ölür. O Allah'ın gücüyüz. Ona karışmayalım dedi. Evet. Balınla yoğurdu çok ye, o ilaçtır. Doktor yüzde görmez olur. Doktora da gitmez. Bal ile yoğurt. Balınla yoğurdu çok iyi. Ama tabii ki balla hile olmayacak değil mi? Tabii. Hakiki bal olacak. Şimdi biliyoruz her şeyin hilesini yapıyorlar. Hakiki bal 300-400 lira kilosu verdik. Evet. Penzer balı. Anzer balı. Penzer balı. Anzer. Evet, anzer balı. 2, 1, başka? Bir de dedi ben 100 yaşındayım, bağa gidiyorum, arabaya binmiyorum dedi. Yürüyorum dedi ha? Sürekli yürürüm dedi, damarla hareket eder dedi. Oldu 2, üçüncüsü ne? Bu 2'yi yaparsınız da 3'üncüyü her kişinin kârı değildir. Amca diyor, dedeciğim diyor, buyur merak ediyorum falan. O da dedi, insanlarda stres olan insanla stres olmuyor. Sakin insanın arasında 10 yıl fark var dedi. 10 yıllarda da stres yapmayacaksın diyor yani. Rahat olacaksın diyor. Bunu da duydum ben. Evet. 100 yaşında vatandaşın yaşama sırları diyor. Tabii ki bunlar tecrübe. Aynen. Kişi kendine iyi bakıyorsa yaşama şeyi olabiliyor. Tabii ki stres en büyük hastalık. Bire gel. Aynen öyle. Benim babası Kürt'ten geliyor. Mezarlıkta, Kısra Mezarlığı'nda mezar kazıyor. Evet. Mezarcı yani. Mezarcı Gadakan, o mezarlığı da bekliyor. Mehmet Suyun orada dünyaya geliyor. Mezarlıkta. Kösele mezarlığında. Evet. Dünyaya geldiğinde az 2-3 yaş olunca anası ölüyor. Kürdün karısı ölüyor. Mehmet Suyun yetim kalıyor. Yetim kaldıktan kere Alayurt'tan bir ev alıyor Kürt. Oradan yağa gelin Gece'sini alıyor. Ondan da Kerim'ine Kadir oluyor. Yahya? Yahya Hüyüklü. Evet, Yahya Hüyüklü. O onun Gece'sini alıyor. Evet. Ondan da Kerim, Mehmet Suyu'nun kardeşi Kadir ve Kerim oluyor. Ondan. Evet. O Kürt oluyor. Ondan sonra bunların aslı Kürt'ten gelmiş. Kürt Ali. Ama senin Abdullah dedengilim onlardan olduğunu duymadım ben. Evet, Hasan amca sen ne diyorsun? Onu dediği doğru.
Evet. Ben çünkü o mahalleliyim ya. Evet. Oradan duydum. Yani benim de duyduğum. Ve anam gibi anlatışı bana böyle. Kürt Ali dedem uzun süre doğuda askerlik yaptığı için ondan dolayı yani belki 15-20 yıl askerlik yapmış. Ondan dolayı olabilir. Doğuda kaldığı için Kürt Ali diye lakabı da kılmış. İşte benim dediğim bu Kur'an kurslarını. Evet. Bu şimdiki büyük Kur'an kursunu yaptıran Mehmet Suyun babası. Mehmet Suyunu değil mi? Mehmet Suyun'un babası doğudan geldi. Evet. Ve buraya yerleşip mezarlığın evinde durma. Orada mezar kazarmış o. Benim dediğim. Onlar şimdi zaman, İstanbul'da mı duruyorlar? Evet, İstanbul'da. Kerim Suyun benim okul arkadaşım. Evet. Kadir nerede bilmiyorum, öldü mü? O da İstanbul dedi, öldü mü bilmiyorum, öldü mü? Bir ara Dinar'a geldi. Onun anası buralı geldi. Peki. Keziban annelerin adı. Hasan amca bu hünnap ve ergen. Evet. Başka yerde yok. Sadece burada var. Bunun tarihiyle alakalı bir bilginiz var mı? Şimdi bunun tarihi, şurada bir hünnaplık var. Bir şey, bölgede şurada. 120 yıl olmuş, 180 yıl olmuş hünnabi orada dikeli. 180 yıl. 180 yıl. Evet. Ben 86 yaşındayım, o hünnabla aynen 86 çocukluğumdan beri hala da aynı duruyor. Yani dedeleriniz, atalarınız ne diyorlardı mesela? Yani mesela Çivril'le hünnap yok. Veya başka yerlerde yok ama sadece Homa'da var, Gümüşsu'da var. Evet. Ergen ve hünnabı başka yerde yok. Burada var. Acaba diyorum nereden geldi? Bilginiz yok değil mi onunla alakalı? Benim duyuşum bizim mahallede acem bir kadın var. Evet. 1000 sene evvel burada oradan gelirken hünnabıyı onlara getiriyor. 1000 sene evvel. Eşrefların Sultan Abi Acemistan'dan gelme buna. Eşrefın Sultan rahmetlik ha. Acemistan'dan mı gelme? Ha. Onların soyu sülalesi. Soyu sülalesi. Onlar oradan gelme hünnabıyı getiren onlara getiriyor. Acemle. Çünkü Acemistan'dan. Tarihte araştırmalarda da Orta Asya ve Çin ana vatanı olarak biliniyor hünnabın. Şey nereye ait? İran'da oralara yakın tabii ki. Hmm. Yani İran, Acemistan İran'dır şu anda. Tamam. Onların getirdiğini. Evet. Sinabının getirdiğini, Acemistan'dan geldiğini söylediler. Hmm. O da bak ilginç bir bilgi olabilir. Ama 1000 sene evvel. 1000 sene evvel tabii. Sene evvel. Çünkü başka yerde yok. Yani yeni yeni artmaya başladı o aşı hünnaptan. O da buradan, hepsi buradan dağılıyor yani. Buradan dağılıyor. Burada üretim yapılıyor, buradan yani, dağılıyor. Zaten şimdi birisi hünnap duyduğu zaman direkt Gümüşsu diyor, evet. Aynı zamanda ilaç bu hünnap. Evet. Başka ne gibi faydalar var Hasan amca hünnabın? Şimdi şöyle bir işle karşılaştım ben. Bağkur İl Müdürlüğü'nde Çivrilli bir arkadaşım var, görevli. Evet. Bana dedi ki, muhtar dedi, benim kayınpeder dedi, midesinden rahatsız, gitmediğimiz doktor kalmadı. Birisi bana dedi ki, Gümüşsu'da hinnabi iğdesi diye bir meyve vardır. Onun kurusunu kaynatıp iç, sabahları birer bardak. Asla iyi olur dedi. Buna bakalım dedi. Uzatmayalım, bunu devam ederek aramıyoruz. Hinnabinin kurusunu 3-5 tane filcanla kaynatıyor. İçiyor, bir günde açlarını bir bardak, çay bardağı. Onunla tedavi oluyor. Hünnabı bir yönden ilaç. Evet. Benim de tanıdığım bazı insanlar var. Yaş bulabilirse yaş bulamazsa kuru. Yalın. Alıyor. Ben diyor, her gün diyor 4 tane, 5 tane. Tamam. Fazla değil. Aynısı. Yiyorum diyor. Tamam. Bende diyor şeker rahatsızlığı var. Tamam. Ve şekerimi diyor dengeliyor. Tamam.
Mesela kurusunu buldu mu? Tamam. 5 kilo, 10 kilo alıyor, eve koyuyor. Var. Evet. Ondan sonra her gün 3 tane, 5 tane yiyerek şekeri dengelediği söyleniyor. O vatandaşa alıp gittim. Evet. O kayınpederine tedavi etti onunla, ona şahit. Kayınpederi tedavi oldu, iyileşti. İyi oldu. Doktor gelmesen tamam senin işin demiş. Tabii bununla alakalı internette, şifalı bisiklet kitaplarında bir sürü bilgiler var. İşte kalp damar sertliği, tansiyon, kanser ve benzeri birçok rahatsızlığa iyi geldiğiyle alakalı, ama tabii bunların bizzat yaşanmış olması daha önemli. Şimdi... Bir gün ben 4 yol kahvesinde oturuyordum. Bir kadınla bir erkek arabaya geldi, yanında durdu. Buralısı mısın? Ben dedim buralıyım dedi. Ya bana dedi hinabı yaprağı lazım dedi. Hinabı da tam bu mevsim silkim zamanı. ne yapacaksın sen onu? Ya ben dedi şeker hastasıyım. Bunu kaynatıp içeceksin. Bana bir miktar buluver dedi. Hemen ötende camur uyan gibi hinabı silkiyordum. Gittim çuvala doldurdum, geldim ona dedi al. Para? Para yok. Ben dedi bu hinabı yaprağını kaynatıyorsun, içiyorsun. Şeker hastalığımı önlüyor dedi bu adam. Evet. Ama 10 sene evvel bunun badiyeni. Onun bir kısmı da Isparta'dan bir misafir geldi buraya. Ben de muhtarın kahveye geldi. Geç vakit. Baktı yaşlı biraz adam. Selamünaleyküm valiyetlerim geldi. Çay ikram ettik. Muhtarlık devam ediyor. Arkadaş, bu saatte nereden geldin, neyin etsin, kimsin, necisin? Yani uzatmayalım, muhtarın bir polis gibi, bekçi gibi hüviyetini sorma yetkisi var, şüphelendiği kişiden. Evet. Görevimi yapayım dedim, bunu sordum. Ben Ispartalıyım dedi. Ben dedi, gitmedim, doktor kalmadı dedi, ayağımı kesecekler dedi. Başka çare yok dedi bana, profesör doktor dedi. Biri dedi ayağını kestirme. Niye? Dağdan bir ot yolmuş gelmiş. Bu otu al. Bir torbaya koy. Bir de saz kenarlarında olur. Paralı otu. İki karıştır. Bir de gümüş su. Homa gümüş suya git. Yine bir çırpıyorlar. Şimdi para almazlar. Burayı biliyormuş o adam. Evet. Ondan bir çuval yaprağından al gel. Üçünü kaynat. İç. Sen ameliyat olma dedi bana dedi. Bu da ben bunu duydum. Evet. Geçen yılda benim başıma gelmiş bu olay. Burada hünnap silkmiştik. Fotoğraf çektim. Sosyal medyaya koydum. Konya'dan birisi yazdı. Hı. Dedi bana dedi hünnap yaprağı lazım. 250-300 kilo. Gelsin burada bedava. Kilosu yani. Dedi 3 liradan alırım dedi. Tamam. 3 liradan alırım dedi kilosu. Tamam dedik, nasıl olacak? Siz dedi hazırlayın. Ben dedi 2 gün sonra gelip alırım dedi. Ama ne yazık ki burada hazırlayacak, ilgilenecek kimse bulamadım. Şimdi ben gelmişim, 2 gün durup hemen geri döneceğim. İşim var, gücüm var. Kendim olsam burada bir güne yapabilirsin. Aynen. Bir ton, 2 ton topladım. Evet. Ama adam alacaktı. Aynen, aynen atıldı. Bakın şu anda biz dün topladık. Bir sürü böyle. Bizim belki bir çuval yığılı duruyor. Aa, çürüyor. Adam dedi ki, ben dedi bunları dedi ilaç yapıyoruz dedi. Tamam. İlaç sanayinde kullanıyoruz dedi. Doğru. Tabii baharatçılar da kullanıyor bunu. Yapraklarını böyle küçük paket yapıyorlar. Hmm. Yanına bir ayva yaprağı koyuyor. Başka birkaç bir şey daha yaprak koyuyor. Ondan sonra kış çayı diye 5 lira 10 liraya satıyorlar. Tamam. Aynen öyle, burada ne yazık ki israf oluyor. Biz atıyoruz çöpe ya. Bahçede kalıyor, çürüyor. Evet. Ergenle alakalı var mı? Ergenin bir faydası var mı bir şeye bildiğiniz? Ergen şöyle. Kütahya'da Ergen Kütahya'da tarhana yapılıyor. Evet. Dışarıya ihraç ediyorlar. Tarhana. Tarhaneyi duydum. Fakat o tarhanaya ergeni karıştırıp onun meyvesini
çekirdeğini atıp meyvesini tarhanaya katıp çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Yani ergeni tarhanaya katıyorlarmış, öyle mi? Evet, var, yapıyorum. Evet, doğru. Çok ilginç. Acaba ergen Kütahya tarafında da var mı? Var ya, çok. Her yerde var ergen. Var, bazı ergen yerlerde çok var. Yerde var. Bazı yerlerde var. Hem daha aşırı var. Ben bir 3-4 sene önce Dinar'ın bir köyüne gittim. Tamam. Aktağın öbür tarafı. Bir gittim. Her taraf ergen ağaçları. Tamam. Sanki Homa'ya gitmiş gibi oldum. Böyle yani. Demek ki herhalde bu her Aktağ'ın var. Yamaçlarında hayır, çok fazla. Hayır, çok yerinde var. İstanbul'da falan ergen geliyor İzmir'e. İstanbul'da var mı? Var, geliyor. Adapazarı, İstanbul, oradan geliyor İzmir'de, satılıyor. Evet. Değerli dostlar, bugün yine Zühd amcayla ve Hasan amcayla Gümüşsu üzerine, künnap ve ergen üzerine konuştuk. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Sağlıcakla kalınız. Evet.